karşımdaki kişiyi daha önce yaşadığım olaylardan muaf tutarak yeni bir insan gibi iletişim kursaydım nasıl iletişim kurardım? Yeni bir insan gelmiş bana bir derdini, bir sıkıntısını, bir şeyini anlatıyor. Nasıl dinlerdim onu? Şimdi bu karşımdaki annemi de öyle dinleyeyim, eşimi de öyle dinleyeyim. Bakayım ne duyacağım. Çünkü ön yargı ve etiketler duymamızı engelliyor, perde oluşturuyor. Bu soruyu sorup karşıdakini insan insana dinleyebilirsek orada çok önceden duymadığımız birçok şeyi duyabiliriz. Yine ön yargılarımızı bir nefes alıp kenarda bırakabilirsek karşıdaki öfkelenen ve kızan kişiyle ilgili şöyle bir içgörüye sığınabiliriz. Bu kişi hangi konuda baskı hissediyor ki şu an öfkeli? Bu kişi nelere veya kimlere hayır diyemedi, baskı oluşturdu, kendini ifade edemedi. Ya da bu kişi yine hangi yaratıcılığını ortaya koyacakken onu öfkeye dönüştürüp dışarıya öfke olarak yansıtıyor. Bunları da sorabiliriz. Ama bunlar dediğim gibi o kızgınlık ya da bir olayı yaşadığımız sırada olmuyor. Önce tabii yapanlar varsa bilemiyorum. Önce bir kızma enerjisi oluyor. Bir kızıyoruz, söyleniyoruz falan ama sonra akşam ya da ertesi gün bir adım geriye çıkıp bu sorgulamaları yapıyoruz. Bu sorgulamaları yaptığımız zaman karşıdaki kişinin şeyin bizde oluşturduğu etkisi ortadan kalkıyor. Daha doğrusu kişi çekiliyor, biz duyguyla baş başa kalıyoruz. O zaman öfke duygusunu neden yaşadığını işte ya çalışma ya farkındalıkla tespit ettiğinde öfke duygun azalmış oluyor ya da yok olmuş oluyor. Her şey frekans değişimiyle ilgili.